Assalomu alaykum, hurmatli talabalar. Bugun gidroteknik ishlarni bajarish, suv xo'jaligi qurilishini tashkil etish, rejalashtirish va boshqarish fanidan navbatdagi ma'ruzamizni boshlaymiz. Bu 3-chi mavzu tuproqqa mexanizmi yordamida ishlov berish, tashish va joylash mavzusining davomi bo'lib, bu 4-chi ma'ruzamizda tuproqqa mexanizmi yordamida ishlov berishni mufassal ko'rib o'tamiz. Bunda tuproqqa mexanizmi yordamida ishlov berish tuproqqa bir cho'mishli ekskavatorlar bilan ishlov berish, tuproqqa ko'p cho'mishli ekskavatorlar bilan ishlov berish hamda tuproqni tashish va joylash masalalari ko'rib o'tiladi. Tuproqni to'g'ri cho'mishli ekskavatorlar bilan ishlov berish bu qisqa blok va ekskavatordan kovlanma tubiga bemalol yetishi nuqtai nazardan bu mexanizm gidroteknika qurilishda tuproq ishlarini bajarishda keng qo'llaniladi. Buni asosiy ko'rsatkichlari bu rasmda berilgan, ya'ni qirqish radiusi, maksimal eng katta qirqish radiusi, kovlash chuqurligi, to'kish radiusi hamda to'kishni eng past nuqtasi hamda to'kishni eng baland nuqtalari bu rasmda belgilab berilgan. Bu narsalar mana shu tuproqqa ishlov berishda mexanizmlarni tanlash holatlarida e'tiborga olinadi. To'g'ri cho'mishli ekskavatorlarni ishlarni bajarilayotganda hozirgi holatlarda mana eng kichik, me'yoriy va eng katta ishlov berish holatlari e'tiborga olinishi kerak. Bu haqda yuqorida biz sizlar bilan gaplashdik. To'g'ri cho'mishli ekskavatorlarda mana shu ishlov beradigan joylardagi ishlov berish holatlari ham turlicha bo'ladi. Mana bunda to'g'ridan to'g'ri oldidan olib ishlov berish. Bu qirqimda ko'rinishi, bu rejada ko'rinishi. Mana demak mexanizm ekskavator, bir cho'mishli ekskavator tuproqqa oldidan ishlov berib, tuproqni transport vositasiga yuklayapti mana. Bir tomondan yuklayapti, faqat bu chap tomondan yuklayapti. Va ikkinchi rasmda mexanizm tuproqqa oldidan ishlov berib, tuproqni ham o'ng ham chap tomondan, ikki tomondan yuklash imkoniyati bo'lgan holatlar ko'rsatilgan. Mana bu 3-chi kesmamizda esa tuproqqa kengaytirilgan ishlov berish deb nomlanadi bu. Bunda mana bu ishlov berish yuzasiga qaraganda bu yerda ishlov berish kengligi kattaroq bo'ladi. Demak, bunda mexanizm oldidan ishlov beradi hamda tuproqqa mana transport vositasiga yuklaydi. Bu yerda asosiy ahamiyat beradigan narsa mana shu ekskavatorda siljish yo'nalishi. Mana bunday zigzag usulda siljiydi. Demak, mana bu tomonda turgan holatda bu tomonda ishlov beradi. Bu turgan holatda esa o'ng tomonga siljigan holatda bu tomonda shunday qilib, demak ishlov beradigan qirqim o'z kengligiga ega bo'ladi. Mana bu holatda esa tuproqqa yonboshdan turib ishlov berish holati ko'rsatilgan. Bu yerda oldidan emas, yon tomondan tuproq kovlanadi hamda transport vositasiga yuklab beriladi. Mana bu qirqimda ko'rinishi, bu rejada ko'rinishlar iborat. Demak, bir cho'mishli ekskavatorlarni kovlash berish sxemalari o'sha kovlanayotgan joyning o'lchamlariga, tuproq holatlariga qarab belgilanadi. Endi ikkinchi mexanizm bu teskari cho'mishli ekskavator. Bu yerda mana bu cho'mishini holatiga ahamiyat berishingiz kerak. To'g'ri cho'mish deganimizda tuproqni og'zi tepaga qarab turadi. Teskari cho'mish deganda mana bu cho'mishini og'zi tomoni pastga qarab turilgan bo'ladi. To'g'ri cho'mishli ekskavator o'zini turgan holatdan yuqori qismda ishlov beradi. Mana bunday teskari cho'mishli ekskavator esa o'zini turgan holatidan past tomonga ishlov beradi. Bunda ham asosiy ishchi parametrlari hisobga olinadi. Ya'ni qirqish radiusi mana qirqish radiuslari chuqurligi, kovlash chuqurligi, to'kish balandligi, to'kish radiusi. Demak, mana shu ekskavatorni turgan holatidan o'qidan qarab turib bu masofalar belgilab beriladi. Bularning hammasi mana shu mexanizmlarni texnik ko'rsatkichlarida ko'rsatilgan bo'ladi.
43 radyosu devrimi hayatımız. 43 radyosu yer satkı boyunca, yer satkı boyunca ekskavatörünü okudan çömücünü dişleri geçe boyun bana bu masafa bana. 43 radyosu. En katta kovlar çukurluğu yani bana o en katta kovlar çukurluğu yer satkıdan şu kovlanmanı tübü geçe boyun bana bu masafa. Bu mekanizmlarını işçi parametrelerine kiradı. Bu yerde bana ekskavatörlerin işle veriş, kaletler zavullarını köletken de boylama usulda kazış, boylama usulda kazışla bana şu kovlanmanı oku boyunca bu mekanizm hareket kıladı. Yani bana bu kovlanmanı oku boyunca ketadı. Bu boylama usulda kazış deyip ettiler. Bana bu size köndelen usulda kazış. Yani kovlanmanı okuya köndelen türgen halatta kaz yaptı bana. Bu köndelen halatta kazış. Bu kalletir zavullarını tozalaştı. Mevcut boyan kalletir zavullarını tozalaştı. Boylama işle o bir şeyse bana şu tıprağlarını yengiden kazılırken kanallarda kalletir zavullarda alıp varırlardı. Demek toprakta nabataki mekanizm bu grafer. Graferin işçi cihazı bana bunu da şekilde buladı. Yani iki de çömüşten ibaret buladı. Bıraktırılacak. Bunlar bana şu da etkice halatta çukurluğlarını, trançeyelerini kavla verildi. Bir çömüşü ekskavatörlerinin onun darlığı, bir çömüşü ekskavatörlerinin onun darlığı nazari, teknik, işletiş ve meyari buladı. Nazari, ya ki konstruktif onun darlığı deyip sabi şaraitlerde bir saatteki unumdarlıkı ayetledi. O kuyudaki formüle boyunca anıklanır bana. Bir de ku, şu ekskavatörünün çövüçüne hacmi en bana şey vakt birliği de bacarlıyor. Davurlar sonu. Bir davur yani kavlaş, töküşke vuruluş, töküş ve yani kaytıp işçi halatıya geliş bitti davurunu teşkil etedi. Bir çömüşü ekskavatörlerinin teknik unumdarlığı. Aldınca ayetleyeceğim unumdarlık ki bana iki de koeffisyent koşuluşu bulan farklıladı. Aldınca ise kubul köpetirge yerim olsa şimdi bunca kağıtı hamda kağıtı koşuluyor. Bunlar ne? Kağıtı çömüşünün toluş koeffisyenti yani tıprağı kağılayanda çömüş hacmi tola buluşu mümkün, kamra buluşu mümkün. Nem tıprağlarını kağılayken halatlar deyse çömüşünün hacmden göre kattara buluşu mümkün. Bunu bana şey koeffisyent bilen belgilenedi ve o unumdarlıkça doğrudan doğru tasir kıladı. İkincisi kavakleniş koeffisyenti. Demek ki toprakka işle verilgende aldınca maruzalarımızda ettik. Layıkavi hacim kavlanganından keyin işlep çıkarış hacmiye özgaradı. Yani malum bir hacimge kattalaşadı. Demek ki o şey kattalaşken hacimde yine kaytarıp layıkavi hacimge keltiriş unumdarlık. Demek işlep çıkarış unumdarlığı layıkavi hacimler asası da anıklanadı. Bunu ise bana bu bana şu kavakleniş koeffisyenti halatı da biz aytamız. Tehnik unumdarlığından biz ekskavatörlerini tallaşta, sonunu anıklaşta faydalanamız. Şimdi bir çömüş ekskavatörlerini unumdarlığı bana şu işletiş unumdarlığı de hazırlığı aytılgan kıymetlerge bana bu koeffisyent, kavva koeffisyenti koşuladı. Bu maşinanın iş vaktinden faydalanış koeffisyenti. Yani belgilengen 7 saatlik iş simülası da 7 saat belgilengen olsa şu maşina mekanizmde işleşirken amalda 6 saat, 5 saat, 4 saat işledi. Bana şu işleyen saatini recavi saatki nisbatı bilen ölçüne diyen kattalik bana şu vakt koeffisyenti deyildi. Bu bana şu unumdarlıkça doğrudan doğru tasir kıladı. Bir çömüşlü ekskavatörlerinin unumdarlığı bundan taşkarı, bu formüllerden taşkarı meyari unumdarlık boyunca ham anıklandı. Bu meyari hüccetler orkali belgilengen unumdarlık. Yani şahırsazlık meyar kuruluşları meyari hücceti de bana şu hacim birliğiye sarı kılengen vaxt belirgen bu arada. O şey belirgen vaxt boyunca unumdarlık
aniqlanadi. Bu aniqlangan unumdorlik mana shu me'yoriy unumdorlik deb aytiladi. Mana shu mavzuimiz bo'yicha quyidagi savollarga javob topishingiz kerak. Tuproqqa qanday mexanizm yordamida ishlov beriladi? Tuproqqa bir cho'mchi ekskavatorlar bilan qanday ishlov beriladi? Va tuproqqa ko'p cho'mchi ekskavatorlar bilan qanday ishlov beriladi? Hamda bir cho'mchi ekskavatorlarni ishlab chiqarish unumdorligi qanday aniqlanadi va bu ko'rsatkichlarda qaysilariga qanday ahamiyat berishimiz kerak? Mana shularga biz e'tibor qaratishimiz kerak. Savollar bo'lsa, marhamat yozib yuborasizlar. E'tiborlaringiz uchun rahmat.